Merhaba arkadaşlar. Güç elektronik devreleri dersimizin 7. haftanın 2. bölümündeyiz. 3 fazlı doğrultucularla haftaya başlıyoruz dersimize. Arkadaşlar önce yük olarak seri bağlı LR yükünü koyduk. Bu da bir transformatör koyduk arkadaşlar 3 fazlı. Bunun primer tarafı üçgen bağlı, sekonter tarafı ise yıldız bağlı. Burada transformatör kullanımının bazı sebepleri var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi şebeke gerilimini, düşürmek ya da yükseltmek olabilir müşterinin çünkü bizden istediği gerilim düşük ya da yüksek olabilir. Bu birincisi. İkincisi izolasyon sağlaması. Dolayısıyla primerle sekonder arasında bir izolasyon görevi yapıyor. Üçüncüsü de harmonik açısından şebekeye daha az harmonik yollayan bir altyapıya sahip. Bu konuyla ilgili harmonik bilgisi daha önce size söylemiştim. 3 elektronik endüstri yorumları dersinde anlatacağım. Harmonik olayına bu ders içinde girmeyi düşünmüyorum ama oldukça önemli bir konu. Bunu mutlaka öğrenmelisiniz arkadaşlar. Dolayısıyla burada yükümüz transformatörün sekonder gerilimi tarafından besleniyor. Dolayısıyla primerle ilgili şu anda herhangi bir çalışma yapmayacağız. İleride buraya da gireceğim ama şu anda sanki devrenin sekonderinde bir şebeke gerilim var, üç fazlı şebeke gerilim var gibi de düşünebilirsin. Transformatörle ulaşmak istemiyorsunuz. Böyle bir düşünceye sahip olabilirsiniz. Bir mahsuru yok arkadaşlar. Bakın burada da yazmışım. Trafonun sekonder tarafının gerilimleri demişim. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz A fazı, B fazı ve C fazı transformatörün sekonder gerilimleri. Şimdi arkadaşlar bakın burada çizgi çizgi çizilen yerler var. Şimdilik çizgileri hiç görmeyin ve mouse'u takip edin arkadaşlar. Bakın şu mouse şu anda sekonder geriliminin A fazını göstermekte. Ve şu anda 2 pi de sona erdi. Şu arkadaşlar bakın mouse'a bakın. Transformatörün sekonder geriliminin B fazını göstermekte. Alternatif gerilim arkadaşlar bunlar görüyorsunuz. Şu da görmüş olduğumuz transformatörün C fazını göstermekte sevgili arkadaşlar. Şimdi transformatör çıkışındaki sekonder gerilim yani transformatörün sekonder gerilimi 3 diyot tarafından doğrultulacak. Şimdi biz şu ana kadar bir fazla doğrultucu kullandık. Çünkü Elimizde bir fazla şebeke vardı ama şu anda elimizde 3 fazla şebeke var. Dolayısıyla 3 fazla şebeke olduğu için 3 fazla doğrultucu kullanacağız. 3 fazla da önce nereden başlayacağız? Diyotlarımız var. Kontrolsüz devreden başlayacağız. Bundan sonra da kontrollü doğutucu üzerinde çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar burada kırmızı noktayla göstermiş olduğum A, B, C, D, E noktalarının bütün dünyada literatürde adı komutasyon noktalarıdır. Komutasyon noktaları gerilimin devredildiği noktalardır. Şimdi ne demek istiyorum? Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz faz C fazı değil mi? Bakın bu C fazı tam A noktasında A fazının altında kalmaya başlıyor görüyor musunuz? Aynı şekilde arkadaşlar B noktasına bakın B komutasyon noktasına. B komutasyon noktasının hafif sağında sevgili arkadaşlar B fazının gerilimi A fazının geriliminden daha büyük olmaya başlıyor. Bakın A fazı aşağı doğru inerken B fazı yukarı doğru çıkıyor. Aynı şekilde C noktasına bakalım. Komutasyon noktasına. C noktasının sağ tarafında arkadaşlar hafif sağa bakalım. B fazının gerilimi C fazının geriliminin altında kalıyor. D komutasyon noktasında da benzer şekilde C fazının gerilimi arkadaşlar şurada görmüş olduğumuz A fazının geriliminin altında kalıyor. Bu ne demek? Niye önemli bunlar sevgili arkadaşlar? Şundan dolayı. Şimdi sevgili arkadaşlar bir düşünün diyodun bir anodu var bir katodu var değil mi? Şimdi diyotun iletime girme koşulu neydi? Bir kere VAK'nın pozitif olması gerekiyor. Yani anotun'daki gerilim seviyesiyle katotun'daki gerilim seviyesi arasında fark anot lehine olmalı. Yani VAK pozitif olmalı. Değil mi arkadaşlar? Ve içinden geçen akım da onun kabul edebileceği holding seviyesinin üzerinde olmalı. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. A noktasına gerilim gelsin. Yani şuradaki C fazından bahsediyoruz. Şu an C fazı arkadaşlar. Bakın C fazı ne üzerinde çalışıyor? Şu anda D3 üzerinden değil mi? Bakın A noktasına kadar C faz gerilimi. D3'ün anot katot gerilimi pozitif olduğu için yüke geliyor. Şu anda ben sıfırla A noktası arasında şuraya bir osiloskop bağlasam sevgili arkadaşlar. Osiloskopta C fazının dalga şeklini görüyorum. görmüş olduğumuz mavi dalga şeklini görüyorum osiloskopta arkadaşlar. Bakın A noktasına gelince bakın şimdi sevgili arkadaşlar D3'ün katoduna ne geliyor? Anoduna ne geliyor? Bakalım sevgili arkadaşlar. Bakın A komutasyon noktasının hafif sağında A fazının genliği C fazının genliğinden büyük olduğu için arkadaşlar D1 diyordu. Bakın D1 diyoduna anoduna ne geliyor? A fazı geliyor. Peki üst tarafta ne vardı sevgili arkadaşlar? C fazı vardı değil mi? Şimdi bakın bakalım. D1 diyordun anoduna A gerilimi geliyor. Katoduna da C gerilimi geliyor. D3 iletimdeydi arkadaşlar. Tam A noktasının hafif solunda D3 iletimdeydi ve iletimde olduğu için de üst tarafa yani katoduna C fazının genliğini taşıyordu. İktidar D3'teydi. Ama şimdi arkadaşlar A noktasına geldik. Komutasyon noktasına. Bu da bakın A'nın hafif sağında A fazının genliği C fazının genliğinden yüksekte. Bu durumda arkadaşlar bakın ne gelir D1 üzerinden? D3'ün adoduna A fazı gelir. Peki bu durumda D3'ün VAK gelimi ne olur arkadaşlar? VC eksi VA olur. O da ne arkadaşlar? Negatiftir. Çünkü neden? Bakın tam şu noktada mouse'u koyduğum noktada C fazının gerilimi A fazının geriliminden küçük olduğu için D3 diyodun anot katot gerilim negatif olur. Peki bu durumda D1 ritime geçer mi? Geçer. İktidarda D1 gelir arkadaşlar. Dolayısıyla A ile B komutasyon noktaları arasında iktidarda A fazı var. A fazında taşıyan D1 diyordu. Peki hocam L1'deki yük ne oldu? Akım ne oldu diye sorarsanız arkadaşlar. Bakın 0 ile A noktası arasında bobinden akım aşağı doğru akıyor muydu sevgili arkadaşlar? Bu yönde akıyordu değil mi? E şimdi D3 iktidarını devre devrettiği zaman aynı şekilde D1 aynı yukarıdan aşağı akım akıtmaya devam edecek mi edecek dolayısıyla bobin açısından fark etmez. Lens kanunu diyor ki bana benim akımımın yönünü ve değerini ani olarak değiştirme. Yön değişikliği var mı? Yok. Peki değer değişikliği var mı? E o da yok. Dolayısıyla bu da lens kanunu dolayısıyla bir problem yaşanmaz. Dolayısıyla D3 rolünü D1'e bırakır. D3 açık devre olur. Bu durumda arkadaşlar yükün uçlarında ben A fazı iktidarda olduğu süre yani B komutasyon noktasına kadar yükte A fazının gerilimini görürüm. Nasıl ki sıfırla A fazı arasında iktidarda C fazı vardı ve D3 iktidardaydı. Ve D3 de C fazının gerilimini yüke taşıyordu. Dolayısıyla yaklaşık bakın şu fark mouse oynadığım nokta osiloskopta gördüğüm noktaydı. Ama A ile B arasında yaklaşık osiloskopta A fazının gerilimini görürüm. Peki B'de ne olur yaklaşık? Az önce... C'nin başına gelen bu anda A fazının başına gelir. Nasıl ki A komutasyon noktasında iktidara A geldi, C iktidardan düşürdü. Şimdi arkadaşlar bakın B noktasının hafif sağında iktidara B gelir, A fazını iktidardan düşürür. Peki bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Az önce D3 görevi D1'e vermişti. Şimdi de D1 görevi D2'ye verir. Neden öyle? Çünkü arkadaşlar B komutasyon noktasının sağ tarafına bakın. Sağ tarafında A'nın genliği, B'nin genliğinin düşük olduğu için Dolayısıyla A gerilimi buraya taşındığı zaman bakın arkadaşlar bakın D2 de bu noktayı neyi taşıyor? Komutasyon üst uca katot ucuna ne taşıyor arkadaşlar? D2 B fazını taşıyor. Peki B fazı D1'in üst ucuna gelince D1'in katoduna gelince D1'in anodunda ne var arkadaşlar? A fazı var. Katodunda ne var? B fazı var. Peki VAB büyük mü arkadaşlar? Değil. VBA büyük. Dolayısıyla arkadaşlar D1 devre dışına çıkar çünkü anot katot gerilimi negatif olmuştur. Bu durumda arkadaşlar iktidara D2 diyodu gelir. Peki D2 diyodu iktidara gelirse ne yapar? Anoduna gelen B gerilimini yani transformatörün B geriliminin dalga şeklini olduğu gibi yüke taşır. Ne zamana kadar arkadaşlar? C noktasına kadar. Peki C noktasında ne olur? Hafif sağa bakın arkadaşlar. C noktasında C geriliminin genliği A geriliminin genliğinden büyük olduğu için bakın tam şu noktada arkadaşlar. Bu durumda D3, D2 iktidardan indirir. Bu durumda D3 iktidara gelir ve dolayısıyla tekrar arkadaşlar başladığımız noktaya geri gelmiş oluruz. Görüldüğü gibi sevgili arkadaşlar bu durumda bakın osiloskopta görünen kısım demişim. Mavi renkli kısımlar osiloskopta görürsünüz. Alttaki çizgili kısımları osiloskopta göremezsiniz. Bu bir doğru gerilimidir arkadaşlar. Evet frekanslı bir doğru gerilimdir. Peki bu doğru gerilimin arkadaşlar periyodu nedir? A ile B arasındaki zaman zarfı, B ile C arasındaki zaman zarfı, C ile D arasındaki zaman zarfı, D ile E arasındaki zaman zarfı birbirine eşittir. Ve arkadaşlar Türkiye'de bu 20 milisaniye bölü 3'tür. Yani 2 pi bölü 3 radyandır. Bakın arkadaşlar normalde bizim normal bir A fazının periyodu 2 pi'dir değil mi? Ama yüke gelen gerilim aynı gerilim tekrar ettiği için 2 pi'de. 2 pi'de 3 kere tekrar edecekler. Biz buna pulse diyoruz. Bunu batılılar P ile gösteriyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizim pulse'ımızın uzunluğu 2 pi bölü 3 olduğu için yani 20 milisaniye bölü 3 saniye olduğu için dolayısıyla yük gerilimimizin periyodu 2 pi değil 2 pi bölü 3'tü asla unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu devrede görmüş olduğunuz tüm akım dalga şekilleri yükümüzün 100 ohmluk omik yük ve ona seri bağlı 100 mili terf için çizilmiştir. Bu değerler değiştikçe akımdaki dalgalılık vesaire bu tür şeylerde elbette değişecektir. Şimdi arkadaşlar bakalım. Şu görmüş olduğumuz yük gerilimiydi. Görüldüğü gibi mavi olan renkteki görüntü osiloskoptaki görüntü arkadaşlar. Şurada da yük akımımızın dalga şekli var. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu mouse'la şu anda çize çize gittiğim sevgili arkadaşlar. Akım dalga şekline bakın şimdi. Bak bunu çiziyorum dikkat edin. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz dalga şekli az önce nereden aktı arkadaşlar? D3 üzerinden aktı. Hangi zaman diliminde aktı arkadaşlar bu? Şu görmüş olduğumuz zaman dilim boyunca aktı. Doğru mu? Yani sıfırla A noktası arasında aktı. Doğru mu? Tam A noktasına geldik arkadaşlar. Tam, bakın şurası tam A noktası. Şimdi arkadaşlar bu A noktasında ne oldu? Görevi sevgili arkadaşlar D1 diyordu aldı. Bu durumda sevgili arkadaşlar şu görmüş olduğunuz akım D1 üzerinden AKK ak geldi. 120 derece boyunca yani 2 pi 3 boyunca arkadaşlar geldi. Şimdi arkadaşlar görevi kime devretti? D1 görevi D2'ye devretti. Çünkü B fazı iletime geçti değil mi? Şimdi arkadaşlar şu çizdiğimde bakın şu çizdiğimde D2 diyodu üzerinden akan akım olacak sevgili arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tam bu noktaya gelin sevgili arkadaşlar ne oldu? Şu anda biz ne yaptık? C komutasyon noktasına geldik. C noktasında arkadaşlar D3 diyodu D2 diyodun iktidardan düşürdü. Şu anda çizdiğim akım D3 diyodundan akan akım olacaktır. Görüldüğü gibi sevgili arkadaşlar görev teslimleri komutasyon noktalarında yapılıyor. Yük akımının dalga şeklinin periyodu 2 pi bölü 3. Yük geriliminin periyodu 2 pi bölü 3. Fakat diyot akımının periyodu ise 2 pi. Neden arkadaşlar? Çünkü D3 görevi D1'e verdi. D1 görevi D2'ye verdi. D2 de görevi D3'e verdi değil mi? Dolayısıyla D1'in tek iktidara gelmesi için arkadaşlar 2 pi'lik bir periyoda ihtiyaç var. Ama yük akımı için bakıldığında aynı yük akımı tekrar ettiği için arkadaşlar Yük akımın periyodu 2 pi bölü 3 sınavlarda arkadaşlar Buna çok, bu konuda çok hata yapıyorsunuz. Yük akımının periyodu ile diyot akımının periyodunu karıştırıyorsunuz. Bakın yük akımının periyoduyla yük geriliminin periyodu aynıdır. 2 pi bölüştür. Ama diyot akımının periyodu 2 pi'dir sevgili arkadaşlar. Bunu asla unutmayın lütfen. Biz de diyot satın almaya gittiğimiz zaman arkadaşlar bu devre ile ilgili bize ne soracak vatandaş? bu diyodun akımını soracak bir de tepe değerini soracak değil mi? Peki ben şu dalga şeklini nasıl buldum arkadaşlar? Çünkü bu dalga şeklinin tepe değeri diyodu zorlayan gerilim. Diyot bu gerilime dayanamazsa yanar değil mi? Peki arkadaşlar bu değerim dalga şeklini nasıl buldum? Arkadaşlar bakın şöyle buldum. Bu devrede VD1 eşittir. VA eksi V yük müdür? Nasıl çıkardım bunu sevgili arkadaşlar? Bakın ne demiştim ben size daha önceden? Hangi diyodun anot katot gerilimin dalga şeklini bir çizmek istiyorsanız o diyodun kesimde olduğu bir zaman dilimi boyunca o diyot üzerinden geçen bir çevre boyunca dönün demiştim değil mi arkadaşlar? Şimdi düşünün siz D1'in kesimde olduğu an hangisi arkadaşlar? Mesela 0 A an arasında D1 kesimde mi? Evet. Peki A ile B arasında D1 kesimde mi? Hayır. Peki B ile C arasında D1 kesimde mi? Evet. Dolayısıyla arkadaşlar diyelim ki D2'nin iletimde olduğu yani B fazının iletimde olduğu boyunca şu görmüş olduğumuz devrede arkadaşlar bir dönelim. Bakın şurada dönüyorum. İzleyin şimdi. Bakın. Bakın dönüyorum arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar dönmem bitti. Tam başladığım noktaya geri geldim. Şimdi sevgili arkadaşlar bu devre boyunca tüm gerilimleri Kirchhoff gerilim yasasına göre toplayın. D2 diyodun anot katot gerilimi arkadaşlar? Sıfır. Neden? Çünkü BC arında VB fazilitinde olduğu için D1 diyodunda 0.7 volt onu ihmal ediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla D1 açık mı? Açık. D2 kapalı mı? Kapalı. O halde buradaki gerilim düşümünü hesap etmeyeceğinize göre arkadaşlar. Şuradaki Kirchhoff'un gerilim yasasını uygularsanız arkadaşlar. Karşınıza VD1 eşit VA eksi V yük çıkar. Peki ben V yük dalga şeklini biliyor muyum? Biliyorum. A dalga şeklini biliyor muyum? A fazında dalga şekli arkadaşlar bu. Değil mi? O halde şu bahsettiğimiz VB boyunca sevgili arkadaşlar. Bu bahsettiğimiz denklemi uygulayacak olursanız. Şu aralıktaki diyodun Değişimini bulursunuz. Eğer aynı şekilde arkadaşlar sıfırla arasındaki aralığı görmek istiyorsunuz. Bu sefer arkadaşlar D2 değil de D3'ü iletime sokun. Bu sefer arkadaşlar bakın şu yol boyunca izleyin. Bakın arkadaşlar sıfır ile A noktası arasında C fazı iletimde. Çünkü D3 iletimde. D3 kısa devre. Bakın çevre döndüm arkadaşlar. Burada da şuradaki A'yı kaldırıp buraya C'ye koyacaksınız. Ve D1 eşittir. Ve C eksi V yük olacak. O zaman arkadaşlar şu bahsettiğimiz şu değişimi göreceksiniz. Peki hocam CD arasını görmek istiyoruz diyorsanız arkadaşlar bu durumda devam edeceksiniz. D3'ü kısa devre yaptık. Dolayısıyla burada yine C fazı devrede. D1 açık devre. Dolayısıyla V yük geriliminden C fazı arasındaki şu bahsettiğimiz denklemi tek uygularsanız arkadaşlar A yerine Vc koyarsanız şu bahsettiğimiz diğer bölgeyi de yakalarsınız. Tabii ki bu dalga şeklinin ortalaması için önemli mi değil? Nesi önemli arkadaşlar? Tepe değeri önemli. Dolayısıyla şu görmüş olduğunuz nokta sizin için diyotu çok zorlayan noktadır. Diyotu satın alırken bu noktaya göre satın alacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de yük geriliminin ortalamasını bulalım. Yani şöyle bir voltmetre bağlarsak voltmetre kaç volt ölçer doğal akım voltmetresi tabii ki arkadaşlar. Ne yapıyoruz önce? Şu görmüş olduğunuz dalga şekline bakıyoruz. Bu dalga şeklinin arkadaşlar denklemine Vm sinüs omega t. Vm sinüs omega t dedim ne arkadaşlar? Sekonder geriliminin değişim. Unutmayın primer değil. Çünkü yük sekondere bağlı. uyarmışım arkadaşlar. Bakın tarafının sekonder tarafının gerilimi diye. Dolayısıyla arkadaşlar buraya V A sinüs omega t yazdınız. Hangi alıkta integre edeceksiniz arkadaşlar? Bakın arkadaşlar A noktasının değeri pi bölü 6. B noktasının 5 pi bölü 6. Periyodumuz ne? 2 pi bölü 3. Buraya da arkadaşlar şebekenin dalga şeklini veya çünkü bu arkadaşlar veya biliyorsunuz değil mi? Peki burayı da alabilir misiniz? Alacaksınız. O zaman buraya arkadaşlar VB Dalga şeklini yazacaksınız. Ötelenmiş olacak tabi. Buradaki aralıkları yazacaksınız. Ama gerek yok. Çünkü sinüs dalga şekli olduğu için arkadaşlar bakın sinüs dalga şekli A şekli sıfırda sıfırdan geçiyor. Gördünüz mü? Dolayısıyla A üzerinden hesap yapmanız size daha kolay. B üzerinden hesap yapmak için B biliyorsunuz 120 derece faz farkı olduğu için o faz farkı hesaba katmanız gerekir. Bu da işlemde uzatır. Gerek yok. Dolayısıyla arkadaşlar sıfırda sıfırdan geçen sinüs yani A fazını gündeme getirmeniz çok daha kolay. Bakın görmüş olduğunuz gibi ben de burada A fazını yazdım. Arkadaşlar bu işlemi yaparsanız 3 kök 3 vm bölü 2 pi yıldız. Tek ve tekrar söylüyorum arkadaşlar. Vm nedir? Şurada görmüş olduğumuz bir tane gerilimin tepe arkadaşlar. Primerin değil sekonderin unutmayın. Dolayısıyla bu değeri biliyorsak arkadaşlar. V yük ortalamayı rahatlıkla bu değer olarak bulabiliriz. Peki yük akımının ortalamasını nasıl buluruz diye sorarsanız arkadaşlar. İki yol var bunu biliyorsunuz. Bir uzun yol bir kısa yol. Uzun yol nedir? Yük akımının dalga şeklinden yola çıkarak integral almanızdır. Değil mi? Peki kolay yol nedir? E, bu devrede yük geriliminin ortalama değerini dirence bölerseniz arkadaşlar LR'de daha önce defalarca yaptık ne bulursunuz? Iyık ortalamayı bulursunuz değil mi? Dolayısıyla ben ne yaparım sevgili arkadaşlar? V yük ortalama bölü Vdfm dersem ortalamayı bulurum. Dolayısıyla arkadaşlar bakın dikkat edin burada Iyık ortalamayı bulmamışım. I'de 1 ortalamayı bulmuşum. Çünkü yük ortalamayı bulmak çok kolay. Şu görmüş olduğunuz 3 köküç Vm bölü 2 pi'yi R direncine bölerseniz sevgili arkadaşlar Iyık ortalamayı bulursunuz değil mi? Arkadaşlar burada D1 üzerinden akan, akan biliyorsunuz aynı zamanda yük akımı. D2 üzerinden akan akım da yük akımı. D3 üzerinden akan da akım da yük akımı. Niye? Çünkü D1 varken D2 yok. D2 varken D3 yok. Dolayısıyla aynı anda bir tane diyot iletimde sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla herhangi bir diyotun akım denklemi yük akımının denklemine eşittir değil mi? Şimdi bakalım arkadaşlar bu durumda yük akımının denklemini nasıl yapacağız? Bir çevre boyunca buradan çıkacağım arkadaşlar. Bir çevre boyunca böyle döneceğim. Tekrar aynı noktaya geleceğim. İsterseniz bunu yapayım arkadaşlar. Bakın Şuradan başladım. Nötron noktasından başladım. A fazı. Buraya geldim. Diyot üzerinden geçtim. Yükten yolumu tamamladım arkadaşlar. Buradan geldim. Bakın şuraya. Nötron noktasına geldim. devreyi tamamladım arkadaşlar. Döndüm devre boyunca. Bakın denklemim ne arkadaşlar. Ve A omega t eşittir. 220 kök 2 arkadaşlar. Buraya ben 220 kök 2 kabul etmişim. Şebeke gerilimi olarak. Unutmayın şart değil bu diyelim siz trafonun sekonderi gelimi bildiniz Buraya istediğiniz gelimi yazabilirsiniz. 110 kök 2, 500 kök 2 fark etmez. Ben 220 kök 2 yazmışım arkadaşlar. 220 kök 2 sinüs omega t eşittir l d i 1 bölü d t, artı v I. Arkadaşlar artık uzmanlaşmış olmanız lazım bu denklemden. Yani haftalardır bu denklemi anlatmaktan bıktık. Buradaki i 1 dediğim şey diyot takımı. Bunun çözümü daha arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aynı denklem yine. V s, M bölü z. V s M arkadaşlar ne bu da? A fazının genliği değil mi? bölü z z dediğimiz zaten biliyorsunuz sinüs omega t eksi fi artı c üzeri eksi omega t bölü omega t arkadaşlar bu akım denklemini ne yapacaksınız Idb 1 ortalamasını bulmak için şu görmüş olduğumuz diye 1in yerine yazacaksınız İntegrali nereden nereye alacaksınız arkadaşlar bakın diye bir akımı tek parçadan meydana 2 pi de çünkü bundan sonra görevi diğer diyoda vermişti değil mi o halde pi bölü 6 ile 5 pi bölü 6 arasında akacak arkadaşlar dolayısıyla integral sınırına dikkat edin Hata yaptığınız yer neresiydi? Buraya sakın 2 pi bölü 3 yazmayın. Çünkü arkadaşlar periyot 2 pi. Bakın bu da göstermiş size. 2 pi bölü 3 olan yük akımının dalga şeklidir. D1 diyodunun, D2 diyodunun, D3 diyodunun arkadaşlar akım dalga şeklindeki periyot 2 pi'dir. Arkadaşlar bu işlemi yaparsanız ID1 ortalamayı bulursunuz. İyi ama hocam ID1 de ortalamada denklemde biz, burada bir de C var. Biz bunu nasıl ortalamasını bulacağız diyorsanız evet arkadaşlar haklısınız direkt olarak buradaki C'yi bulmadan bu akımın ortalamasını bulamazsınız. O halde benim size önerim nedir arkadaşlar? I'd bir ortalamasını bulmak istiyorsanız bu de denklem üzerinden gitmeyin. Ne yapın arkadaşlar? V'yi ortalama az önce bulduk mu bulduk. Bunu dirence böldük mü böldük. Ne bulduk? I'yi ortalamayı bulduk. Bu arkadaşlar bunu da 3'e bölün. I'd bir ortalamayı bulursunuz. Doğru mu arkadaşlar? Bu çok daha kolay bir yöntem. Arkadaşlar şu soruyla bu sayfayı bitirelim. Soru şu. Yüke paralel olarak ters yönde bir serbest geçiş diyordu. Bağlı olsaydı ne olurdu arkadaşlar? Cevap gayet basit arkadaşlar yük gerilimi sıfıra düşmeden serbest geçiyordu devreye girmez arkadaşlar bu görmüş olduğunuz gibi A noktası B noktası C noktası D noktası komutasyon noktaları tepe noktasını daima arkadaşlar yarısındadır yani şu anda tepe değeri 220 kök 2 ise arkadaşlar şu B noktası 110 kök 2'dir unutmayın komutasyon noktaları fazla tür geriliminde daima tepe değerin yarısındadır arkadaşlar şu anda A noktasının yere olan mesafesi 110 kök 2'dir eğer VA'nın gerilim 220 kök 2 ise arkadaşlar. Bu durumda A, B, C, D noktaları asla sıfıra inmediği için dolayısıyla buraya serbest geçtiğinde bağlasanız da bağlamasanız da bir şey fark etmez. Serbest geçtiği yaklaşık asla devreye girmez. Arkadaşlar ders tuttuğumuzda bu uygulama var. Şebekin etkin gerilimi 220 volt. Direnç 10 ohm. L'si 20 miler olan seri bağlı VL yükü var. Arkadaşlar bu bir transformatör olmak zorunda değil. Direkt olarak bu 3 diyordu biz direkt şebekeye de bağlayabiliriz. E, bu durumda trafo'dan bahsedilmediğine göre arkadaşlar direkt şebekeye bağlamış bu durumda. Yani az önceki transformatörü yok kabul edin. Direkt olarak sekonderinin olmadığını ve direkt olarak D1'in A fazına, D2'nin B fazına, D3'ün de C fazına bağlandığını düşünün ve şebekemizde 220 kök 2 sinüs omega t olsun. Arkadaşlar A şıkkı şu, D1 diyodun akım denklemini ortalama akım değerini bulunuz. B şıkkı A fazının etkin değerini bulunuz. C şıkkı yükün harcadığı aktif güç değerini bulunuz. Arkadaşlar Z değerini daha önce de kullandık biliyorsunuz. Omegamız açısal hızımız da bu. Tohumuz L bölü L. Fimiz aktanjant 2 pi yani daha doğrusu aktanjant omega L bölü V. Şebekemizin etkin değeri de 220 volt. Şimdi arkadaşlar az önce ben size demiştim diyot akımının denklemi buydu. Buradaki C değerini bilmiyorduk ama C'ye değeri bulmak için ne yapıyor sevgili arkadaşlar? D1 ortalaması I'yık ortalama bölü 3 müydü? Evet. I'yık ortalama da V'yık ortalama bölü V miydi? Arkadaşlar buradan V'yık ortalamayı bulmam çok basit ne yapıyoruz arkadaşlar? da gördüğü gibi şu formülü 3 kök 3 vm bölü 2 pi. Buradaki vm yerine 220 kök 2 yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu sonuç direkt olarak ortalama gelin verir. Bunu da sevgili arkadaşlar dirence bölerseniz yükün ortalama akımı bu değerini bulursunuz. Onu da 3'e bölerseniz sevgili arkadaşlar. D1 akımın ortalama değerini bulursunuz. Ne çıkmış arkadaşlar? 8.57 67 amper çıkmış. Şimdi şu görmüş olduğumuz akımın ortalama değerini biliyorsak arkadaşlar şu integrali aldığımız zaman değil mi? Sağ tarafı biliyoruz. Tek bilmediğim şey C. Arkadaşlar buradan bu integrali aldığımız zaman bakın I D1 ortalama 8.5767 ise buradan bir ortalama ifade eden tek bilinmeyen C'dir. Bunu çekersek arkadaşlar bakın C'yi 57 925 bulmuşum. Bunu da diyot akımının şu D değerini bulduğumuz C'dir. Şuradaki C yerine yazarsak arkadaşlar diyot akımının tam çözümünü bulmuş oluruz. D1 diyordu direkt faza bağlı olduğu için, şebekeye bağlı olduğu için dolayısıyla diyottan geçen akım aynı zamanda şebeke akımıdır. Bu nedenle A fazının etkin değeri D1 diyot akımının etkin değerine eşittir. Etkin değerin formülü neydi? Akımın tam çözümünü, akım denkleminin tam çözümünün karesini alıyorduk. İntegral aralığı pi bölü 6 5 pi bölü 6 idi. Bunu daha önceden konuşmuştum size. Periyodumuz çok dikkat edin arkadaşlar. 2 pi bölü 2 değil 2 pi'ye böleceksiniz. Çünkü D1 diyordu biliyorsunuz. 3 tepe değil 1 tepe içeriyor. 3 tepe içeren yük akımıydı. Bu diyot akımı değildi. Dolayısıyla arkadaşlar buraya 2 pi koyacaksınız. Bunu unutmayın. Bu işlemi yaptığınız zaman arkadaşlar karşınıza 14.97 amperlik bir diyot akımı etkin değeri çıkacak. Aynı zamanda bu sigorta akımıdır arkadaşlar. Unutmayın. C şıkkı yükte harcılan aktif gücü soruyordu. Arkadaşlar defalarca size söyledim. Sınavlarda da bunu sık yapıyorsunuz. P yük dediğimiz zaman V yük ortalama ile I yük ortalamayı çarpıyorsun. Bu yanlış arkadaşlar. Ben size daima dediğim şey şuydu. Yükün harcadığı gücü veya herhangi bir tristörün üzerinde harcanan güç, herhangi bir yerde harcanan gücü bulmak istiyorsak hangi elemansa o elemanın geriliminin ani değeriyle o elemanın içinden geçen akımın ani değerini çarpıp bu ikisini de geçerli olduğu aralıkta integre edip periyoda bölüyorduk arkadaşlar. Şimdi bakın biz yükten bahsediyoruz. O halde yük akımının dalga şeklinin denklemini buraya yazacaksınız. Yük geriliminin dalga şeklinin denklemini buraya yazacaksınız. Pi bölü 6 ile 5 pi bölü 6 mıydı? Bakın aşağı bu integral değişmiyor. Bakın yukarıda da aynı. Gördünüz mü? Hem yük akımının hem de gerilimin aktığı aralık periyot anlamında söylüyorum pi bölü alttan 5 pi bölü 6 idi. Peki periyodumuz ne? Yük gerilimi, yük akımının periyodu o da 2 pi bölü 3. 3 yukarı çıkmış arkadaşlar. Bu size yanıltmasın aslında periyot 2 pi bölü 3'tü. Arkadaşlar bu işlemi yaparken de metle bir ihtiyacınız var. Şu görmüş olduğunuz işlemi yapıp bunun integralini almak kolay bir iş değil. Dolayısıyla metle gibi programlar bizim işimize çok yarıyorlar burada. İntegral komutunu kullanıyorsunuz bu durumda arkadaşlar. Sınırlar zaten belli. Periyot olarak da 2 pi bölü 3 konmayı unutmayın. Arkadaşlar bakın 6666 watt çıkmış. Şu görmüş olduğunuz devrede bu şartlarda e, yükte harcanan aktif gücün değeri arkadaşlar. Arkadaşlar az önceki devreyi simulikte oluşturdum ve dolayısıyla işte diyot akımının etkin değeri, diyot akımının ortalama değeri, burası etkin değer, burası ortalama değer, yük akımının ortalama değeri, yük geriminin ortalama değeri, yükte harcanan aktif gücün değeri arkadaşlar. Bir de bunların dalga şekillerine bakalım hep beraber. Arkadaşlar sol üstte bizim diyot akımının değişimi var. Şu görmüş olduğunuz İkisi birbirine benzemiyor değil mi? Çünkü geçici hali arkadaşlar. Sürekli hali artık görüyorsun. Bak hep böyle devam edecek. Yani bu ilk kalkış anında arkadaşlar. Bu dolayısıyla geçici hali asla düşünmeyin. Arkadaşlar aynı şekilde bakın bu da yük akımının dalga şekli. Bunun da geçici hali var. Buraya görmeyin. Çünkü ilk ana anda başlıyor bu ve bak kararlı hale oturmuş arkadaşlar. Bu da arkadaşlar yük gerilimi görüyorsunuz. Periyodumuzda rahatlıkla hem bakın yük akımın dalga şeklinde hem de gerilim dalga şeklinde periyodu rahatlıkla görüyorsunuz 2 pi bölü 3 ama bakın arkadaşlar diyot takım dalga şeklinde periyodumuz 2 pi bölü 3 değil sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de 3 fazla yarım dalga kontrollü doğrultucuya bakalım. Yine yükümüz LR ama diyotları kaldırdık yerlerine tristör koyduk. Arkadaşlar aynı çalışma mantığı gibi düşünün biraz az önce T1'in yerinde D1 vardı. T2'nin yerinde D2 vardı. T3'ün yerinde D3 vardı. Ve biz demiştik arkadaşlar size sıfırla ilk komutasyon noktası arasında C fazı iktidarda demiştik arkadaşlar. Bakın ve demiştik ki tam şu komutasyon anında iktidarı A fazı devralıyor demiştik. Değil mi arkadaşlar? İyi ama bu tristör, kontrollü eleman. Dolayısıyla ben ilk komutasyon noktasında T1 A fazı iktidarda ama T1'i tetiklemezsem arkadaşlar T3'ün bağlı olduğu faz olan C fazı iktidarda kalmaya devam eder sevgili arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Komutan noktasına geldik. A fazındaki T1'i tetiklemediğimiz için arkadaşlar iktidarda hala C fazı var. İniyor iniyor aşağı arkadaşlar. Bak sıfır oldu. Tekrar devam ediyor. Şebekenin negatif alternansını da taşıyor. Niye alternansını da taşıyor arkadaşlar? Normalde şebekenin gelimi negatif olduğu zaman tristörünün kesmek gerekmez mi arkadaşlar? Gitmez. Neden gitmez? Tristörünün anoduna şebekenin negatif gerilim gelmesi tristörün kesime gitmesini sağlamaz. Çünkü tristörün içinde kan akım holdingin altına düşmemiştir. Bakın arkadaşlar tam şu anda yük akımı sıfır değil değil mi? Dolayısıyla sıfır olmadığı için tristör iletimde kalmaya devam ediyor. Devam ettiği sürece de solundaki yani anodundaki gerilimi yani şebekenin C fazının negatif gerilimini yüke taşımaya devam ediyor. Bakın dikkat edin arkadaşlar şu bölgede şebekenin gerilimi negatif. Arkadaşlar tam burada ne olmuş? Bakın dikkat edin. Burada yük gelim, artık taşınmıyor. Niye taşınmıyor? Çünkü arkadaşlar tam bu noktada tristörden geçen akım holdingin altında düştü. Dolayısıyla T3 tristörü açtı. T3 tristörü açtı ama herhangi bir tristöre şu anda tetikleme darbesi gelmediği için sevgili arkadaşlar müşteri herhangi bir gerilim şu zaman zarfında almıyor arkadaşlar bakın şu zaman zarfında müşteriye bir gerilim gitmiyor dolayısıyla müşteri ve bir osiloskop bağlarsanız 0 volt görürsünüz ne zamana kadar sevgili arkadaşlar tetikleme anına kadar bakın tetikleme ne zaman yapmış arkadaşlar tam şurası bakın tam şurası arkadaşlar tetikleme anı değil mi bu tetikleme anında kime tetikleme vermiş arkadaşlar A fazı iletimde A fazında hangi tristör bağlı T1 demek ki mikro işlemci T1'in gate ucuna darbeyi verdi. Peki VAK'sı pozitif mi? Evet VAK'sı pozitif. Peki içinden geçen akım ne? Akım sıfır. Neden akım sıfır? Çünkü yük akımı kesintili. Çünkü T3 tristörü kesime gitti. Tetikleme sırası t 1 olması rağmen tetikleme yapmadık. Dolayısıyla arkadaşlar şu boşlukta devrede herhangi bir akım yok. Dolayısıyla yükte gerilim de yok. O halde bu andan itibaren arkadaşlar T1 tristörü devreye girer. Şu bahsettiğimiz andan itibaren bunu da gösterdim arkadaşlar tam şu andan itibaren T1 devreye girer. Ne zaman kadar devreye girer arkadaşlar? Bakın yine burada komutasyon noktasının bir önemi yok. Çünkü komutasyon noktasında görev devralması gereken B fazı, e, B fazına bağlı da T2 tristörü var. E, T2 tristöründe mikro işlemciden bir darbe gelmediği için arkadaşlar. Az önce C fazının başına gelen A fazına gelecek. Dolayısıyla A fazı bakın arkadaşlar aşağı iniyor. Aşağı iniyor aşağı negatif bakın sıfır oldu negatif oldu şu anda şu anda sıfır şimdi negatif oldu tekrar devam ediyor şu anda şebekenin negatif gerilimini yüke taşıyor değil mi arkadaşlar ne zamana kadar T birden akan akım holdingin altına düşünceye kadar holdingin altına düştü arkadaşlar holdingin altına ne düştü bakın teta anında holding akım seviyesinin altına düştü dolayısıyla teta anında arkadaşlar T1 tristörü açtı Peki T1 tristörü açtı. Ben sırada B fazı var. B fazına bağlı. Ne bağlı arkadaşlar B fazına? T2 tristörü bağlı. Peki T2 tristörü TETA anında darbe verdi mi vermedi Çünkü şu an boyunca T2 tristörü herhangi bir darbe gitmiyor. Bu durumda T1 açtı. T2'ye darbe vermedim. t zaten bir anlamı yok. Çünkü olmuştu onun devreden çıkalı. Bu durumda arkadaşlar yük'e tekrar bir gerilim gelmiyor. Yükten akım akmıyor. Hiçbir tristörden akım akmıyor. TETA anından itibaren ta ki mikro işlemciden... T2 tristörüne çünkü B fazlı da arkadaşlar T2 tristörüne darbe gelinceye kadar iletim darbesi gelince tekrar arkadaşlar T2 tristörü iletime geçiyor. Hangi akımdan itibaren geçiyor? Sıfır akımdan itibaren geçiyor. Bakın arkadaşlar akım sıfır değil mi? Sıfır anda itibaren şu andan itibaren akım sıfır ve dolayısıyla iktidara geliyor. İktidara geçtiği sürece boyunca yaklaşan T2 tristörü iletimde kalıyor. Tekrar şu anda sevgili arkadaşlar bakın gösteriyorum tekrar şu anda. T2 de düşüyor. Çünkü içinden geçen akım Holding'in altına düşüyor. Peki sırada ne var? T3 tristörü var. Peki T3 tristörünü bu anda tetikleme verdik mi vermedik. Ne zaman tetikleme vereceğiz yaklaşık ona? Şurada tetikleme vereceğiz. Şu anda tetikleme vereceğiz. O halde yaklaşır. O da bu tetikleme anına kadar şu görmüş olduğumuz zaman dilimi boyunca iletimde kalamıyor. Dolayısıyla yaklaşır. Kesinti meydana geliyor. Görüldüğü gibi yaklaşır. Şurada vermiş olduğum 110 ve 100 milyarlık çalışma koşulu altında bu devrede sevgili arkadaşlar kesinti meydana geliyor. Dolayısıyla L büyütüldükçe, L değeri büyütüldükçe bu devrede kesinti ortadan kalkabilir. Dolayısıyla gerçek bir çalışma koşuluyla kaş ne yapacaksınız arkadaşlar? Ben size bu iki değeri verdiğim zaman ne yapacaksınız? Önce kesintisiz gibi kabule başlayacaksınız. Kesintili kesintisiz olduğunu teyit ettikten sonra ona göre problemi tekrar daha önce haftalarda anlattığım gibi devam edeceksiniz. Dolayısıyla ben size şu anda kesintili dedim. Siz hocamıza güveniyoruz. Evet şekil doğa diye düşünüyorsunuz. Ama gerçek hayatta ben size bir problem sorduğu zaman kesinti ya da kesintisiz demeyeceğim. Siz daha önce haftalarda anlattığım mantıkla bir sonraki videoda da aynı şeyi anlatmaya başlamak arkadaşlar. Önce devinin kesintili mi kesintisiz mi olduğunu karar vereceksiniz. Bu bilgiye bakarak denklemleri oluşturacaksınız ve ona göre ortalama akım değerleri, yük gerilim değeri, etkin akım değerlerini buna göre bulacaksınız sevgili arkadaşlar. Görüldüğü gibi bakın burada da yük akımının periyodu 2 pi bölü 3, diyot akımının periyodu 2 pi. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar tristörün nesi? zorlayan gelin. Bakın neyle zorlu yaklaşık? Köküç ve M ile zorluyor. Peki bu dalga şeklini nasıl bulduk arkadaşlar? Gayet basit. Kesimde olan tristör boyunca iletimde olan tristör üzerinden şöyle bir çevre döneceksiniz arkadaşlar. Bu çevrede T3 mesela T2 iletimde ise T1 kesimde ise T2'nin üzerinde gelin düşümü sıfır alın. Şöyle döndüğümüz zaman arkadaşlar bakın izleyin şimdi. Ne oldu? A fazından geçtim bu da. Tekrar şöyle geldim. B fazından. Demek ki Arkadaşlar şöyle dönecek olsanız yük üzerinden de yük geriliminden A fazının gerilimi çıkarırsanız size T1 tristörünün değişimini verecek. Benzer şekilde T2'deki ile T1 arasında fark yok. Yalnızca alanında faz farkı vardır. Dolayısıyla görmüş olduğumuz dalga şeklinin tepe noktası aynı şekilde t de zorlar, t de zorlar. Dolayısıyla bu devri tristör arkadaşlar ters tepe gelir. Minimum tepe değeri köküç bölü VM olan minimum değeri bu olan twist alacaksınız. Ne kadar yukarıda alırsanız dayanma gerilimini o kadar iyi olur. Ama çok daha fazla büyük alırsanız maddi olarak zarara girersiniz. Çünkü o kadar yüksek gerilim gelmiyorsa ona, ona göre twist satın alırsanız maliyeti evet de fazla olacaktır arkadaşlar. Bakın V ortalamayı da nereden nereye integre etmiş arkadaşlar? Pi bölü 6 artı alfadan. Bakın alfa arkadaşlar dikkat edin. Alfa neresi? Komutasyon noktasından alıyoruz. Bakın arkadaşlar bir fazla komutasyon noktası neyse sıfır noktasıydı değil mi? Ama arkadaşlar üç faz sistemlerde komutasyon noktası iki yerini kesiştiği şu noktadan itibaren alfa alfa alınır. Alfanın başlangıcı anı komutasyon noktası arkadaşlar. Unutmayın sakın sıfırdan almayın. Alfa dediğiniz zaman 120 derece diyorsam arkadaşlar şu noktadan itibaren 120 derece sağa ineceksiniz. Unutmayın sakın sıfırdan almayın sevgili arkadaşlar. Şu halde o halde şurası pi bölü 6 mı? Pi bölü 6 artı alfadan bakın arkadaşlar pi bölü 6 alfadan Teta'ya kadar integre etmişiz. Değil mi arkadaşlar? Denklemimiz ne? Veya sin omega t. Doğru. Periyodumuz 2 pi bölü 3 yük ortalamasından bahsediyor. Bakın arkadaşlar şunun formülü alfaya bağlı olarak değişir. Az önce diyot kullanmıştık. Diyotta biliyorsunuz teta'nın önemi yoktu. Çünkü sistem asla kesinti olmuyordu. Sürekli bir akım söz konusuydu. İster direnç olsun ister VL olsun ama bu da yaklaşar. Tristör olduğu için devrede yük akımının kesintili ya da kesintisi olması mümkündür. Dolayısıyla TETA'yı bilmek gerekiyor. TETA'nın hesabını bir sonraki videoda yaklaşar. Anlatmaya devam edeceğim. Hepinize başarılar diliyorum.